Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri içerisinde en seçkin isimlerden birisi, ilimde zirve Selman-ı Farisi'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşıdır. Hendek Savaşı'nda hendeklerin kazılması ve bu vesileyle ümmetin korunması meselesinde o fikri ortaya atan, kısacası belki de ümmetin bugünlere ulaşmasını sağlayan vesilelerdendir. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer onu Medayin'e vali olarak tayin etti. Medayin varlıklı bir şehirdi. Ama Selman-ı Farisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlediği bir nasihatı asla unutmuyor. O nasihat çizgisinde yaşıyordu. Efendimiz ona demişti ki, senin mal varlığın bir yolcunun azığı kadar olmalı. Sırtına attığı bir heybesinden başka hiçbir şey yoktu. Hayatı küçücük bir poşete, bir torbaya sığabiliyordu. Bir gün Medayin'i sel bastı. Sel olunca Selman-ı Farisi o küçücük dünya yükünü aldı sırtına koydu ve yüksek bir kayanın üstüne çıktı. Baktı ki insanlar altınları için, mücevherleri için, malları için, mülkleri için onları kurtarmak telaşıyla suda boğuluyorlar. Ve tarihe geçen bir sözü orada ayağa kalkarak insanlara hitap ederek söyledi. Ey insanlar, yükü az olan kurtuldu. Evet, dünyada misafiriz. Gelirken yanımızda getirmediğimiz, giderken de beraberimizde götüremeyeceğimiz şeyi kendimize yük etmeyelim.